Merhaba arkadaşlar. Bugün fincanda kek tarifi vereceğim. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Sünger gibi. Gerçekten çok güzel kabardı. İçi de çok güzel pişmiş. Buyurun yapılışına geçelim. Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırın kullanmadan kakaolu kek yapacağım. Ve bu sefer fincanda yapacağım. 2 tane yumurtamı kabıma alıyorum. 1 çay bardağı toz şeker. Şekerimiz eriyene kadar güzelce karıştıralım. 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı yoğurt. Bu şekilde de biraz çırpalım. Yumurtanız oda ısısında olsun mutlaka ve 1 su bardağı un ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kakao ve 1 paket vanilya. Bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Bu şekilde de karıştıralım. Kekimi güzelce çırptım. Kıvamı bu şekilde olacak. Ve ben iki çeşit fincan kullanıyorum. İçlerini güzelce yağlayacağım. Şöyle orta boy ve küçük boy. Fark etmiyor. Ben hani fincanım küçük veya büyük dememeleri için iki çeşit kullanıyorum. Kekimiz yapışmaması için güzelce bütün fincanlarımızın içini yağlayalım. Şimdi fincanların yarısına gelecek şekilde kek harcımı dolduruyorum. Şimdi fincanlarımın kulpları ortaya gelecek şekilde tencereme alıyorum. Şimdi şu ortadaki fincanımı çıkararak ılık su ilave edeceğim. Fincanlarınızın yarısına kadar su ekleyin. Ve ılık su eklerseniz kekiniz daha güzel kabaracaktır. Gördüğünüz gibi su fincanların yarısına kadar. Temiz bir örtü örtelim bu şekilde ve kapağı yerleştirelim. Tekrar kenarlardan toplayacağız ve ocağa alalım. 30 dakika kapağını hiç açmıyoruz ve kısık ateşte kaynatıyoruz. Keklerimiz güzelce kabarana kadar 30 dakikadan sonra kapağını açıp kontrol edeceğiz ve kontrollü bir şekilde pişireceğiz. 30 dakikanın sonunda keklerimizin kapağını açalım ve çok güzel kabarmış. Bir kürdan yardımıyla pişip pişmediğini öğrenebiliriz. Kürdanınız temiz çıkmışsa kekinizin içi pişmiştir. Ben bir 5-10 dakika bu şekilde tekrar orta ateşte kaynatacağım. Ocağı kapattım ve şimdi tabaklar aldım. Fincanlar çok sıcak. Fincanda keki çıkarabilmek için şu etraflarından kürdan yardımıyla açıyoruz ve kekimizi çıkaralım. Tabii ki siz soğumasını beklerseniz daha rahat çıkacaktır. Ve yanına da kahve yaptım. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten fırında bile bu kadar güzel kabarmıyor. Yumuşacık bir kek elde ettik. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.